Osmanlı Devleti'nde ekonominin en önemli kolu tarımdı. Tarım politikasını gösteren en önemli uygulama ise tımar sistemiydi. Bu sistemde köylünün toprağı sürekli işlemesi bir zorunluluktu. Aksi halde toprak köylünün elinden alınır ve köylüye para cezaları uygulanırdı. Bu uygulamaya bakılarak gibi amaçlardan hangilerine ulaşılmak istendiği söylenebilinir. Üretimi artırmak. Bu yapılan çalışmaların en önemli amaçlarından birisi de üretimi artırmaktır. 2. Gelirlerin devamlılığını sağlamak, tabii ki gelirlerin devamlılığını sağlamak da verilen amaç istenen amaçlar içerisindedir. Ekilebilir arazilerin boş bırakılmasını önlemek, köylünün elinden alınır ve köylüye para cezası uygulanır yaklaşımları arazilerin boş bırakılmasını önlemekle ilgilidir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı Edirne'dir.